Nasıl kendi başıma İngilizce öğrendim? Arkadaşlar biliyorsunuz bizler Türkiye'de ortaokulda, lisede senelerce İngilizce öğrenmemize rağmen bir türlü bu İngilizceyi öğrenemiyoruz. Ben bunun sebebini şu şekilde görüyorum arkadaşlar. Kitaba odaklanılmış, kitaptaki etkinlikleri çözmeye odaklanmış bir sistem olması olarak görüyorum. Ve bu sebeple arkadaşlar her şeyi anlık olarak yapıyoruz. Yani bir ödev geliyor ve o ödevi yapıyoruz. O ödeve cevap veriyoruz. Yani o ödevde ne varsa onu yapıyoruz ve devamı ile ilgilenmiyoruz. Aslında bunu merak odaklı, merak tabanlı bir şekilde yapsak, yani ilgilendiğimiz konuları seçip o konular hakkında bir şeyler okuyarak, o öğrendiklerimizi kullanarak, cümleler oluşturarak bu şekilde dilimizi pratik edersek çok daha iyi sonuçlar alırız. Yani ben size işte okullarda her şey ezberletildiği için öğrenemiyorsunuz demek istemiyorum. Şunu da net bir şekilde söyleyelim. Dil öğrenmenin epey büyük bir kısmında ezber ve tekrardan oluşur. Yani bunu kesinlikle unutmayın. Yani ben ezberlemeyeceğim, her şeyi mantığıyla anlayacağım diye bir şey gerçekten çok zor arkadaşlar. Çünkü mantık dışı o kadar çok şey var ki her dilde var arkadaşlar. Mantığa sığmayan, çevirilerle bir şekilde açıklanamayan çok fazla mantıksız şey var. Ama burada önemli olan, yani bizim Türkiye'de İngilizce eğitimindeki eksik olan noktamız şu arkadaşlar. Pratik, yani konuşma pratiği, özellikle konuşma pratiği. Yani serbest bir şekilde bize İngilizce konuşma olanağı sağlamıyorlar. Yani kitapta bir etkinlik var, onu yapıyorsun. Maalesef İngilizce kitapların çoğunda da böyle açık uçlu sorulara yöneltici etkinlikler yok. Sadece mesela diyor ki, bunu mu düşünüyorsun, bunu mu düşünüyorsun? Kitaptaki tartışma konusu bu. İki şey arasında bir seçim yapıyorsun mesela. Yani açık uçlu bir konu değil. Aslında yapılması gereken insanları dil konuşma konusunda açık uçlu sorulara yöneltmek ve aynı şekilde bu insanlara ilgi alanları hakkında konuşma olanağı sağlamak. Yani bir hobiniz vardır, bununla alakalı konuşabilirsiniz. Bir mesleğiniz vardır, bununla alakalı konuşabilirsiniz. Yani o yüzden arkadaşlar dil öğrenenler için benim çok önerdiğim bir yöntem. Bir konu seçiyorsunuz, bir şeyleri düzenliyorsunuz, toparlıyorsunuz, bir metin oluşturuyorsunuz. Ondan sonra bu konunun sunumunu yapıyorsunuz. Yani bu sunum yapma etkinlikleri gerçekten İngilizce öğrenmeyi, Almanca öğrenmeyi, hangi dil öğreniyorsanız bunu öğrenmeyi oldukça hızlandırıyor. Ve maalesef arkadaşlar ben ortaokulda, lisede hiç böyle sunum etkinlikleriyle, konuşma etkinlikleriyle falan karşılaşmadım. Bunları sadece üniversitede hazırlık sınıfında öğrendim. Böyle şeylerin olabildiğini, böyle yöntemlerin olabildiğini, açık uçlu soruların olabildiğini, sohbet edilebildiğini, konuşma ortamının yaratılabildiğini ve birlikte tartışmalar yapılabildiğini. Ben bunları maalesef üniversitede öğrenebildim arkadaşlar. Ve bunları öğrendikten sonra zaten bütün önümdeki yollar açıldı. Yani kitap İngilizcesinden çok günlük İngilizceye, konuşma İngilizcesine, dinleme ve cevap vermeye. Yani bunu bir tenis oynamak gibi düşünebilirsiniz. Size bir soru geliyor, cevap veriyorsunuz. Soru geliyor, cevap veriyorsunuz. Bu ne oluyor? Size soru geldiğinde beyninizi kullanmaya başlıyorsunuz. Kafanızda o dil dönmeye başlıyor. Kafanızda o çalışmaya başlıyor. Ama kitaptaki etkinliği yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Tembelleşiyorsunuz. Kitapta bu yazıyor zaten. Kitapta A şıkkı var, B şıkkı var, C şıkkı var. Tabii ki ben kimseye dil bilgisini öğrenmeyin, bunları çöpe atın, kitaptan hiçbir şey öğrenmeyin demiyorum. Bunları tabii ki öğreneceksiniz ama öğrendiğiniz şeyleri konuşmadığınız zaman unutuyorsunuz. Yani konuşmadığınız zaman, bunları pratiğe dökmediğiniz zaman unutuyorsunuz. Maalesef ortaokullarda, liselerde pek fazla konuşma etkinliği yapılmıyor. Evet, kitaplarda konuşma etkinlikleri bulunur, konuşma bölümleri bulunur ama kimse gerçekten de bunları ciddi bir şekilde yapmaz. Yani kitapta ne olursa hızlı bir şekilde geçilir. Kitapta bu yazıyor, kitapta şu yazılıyor. Ben bu fikre katılıyorum, katılmıyorum vesaire. Bunu uzatmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bir tartışma olduğu zaman, bir şey düşündüğünüzü söylediğiniz zaman hocanın size neden böyle düşündüğünüzü sorması lazım ki siz zorlanın. Yani cevap vermekte zorlanın. Zorlanmak bunun en önemli sürecidir çünkü neyde zorlandığınızı bilemezseniz neyi öğrenmeniz gerektiğini de bilemezsiniz. Mesela diyeceksiniz ki ben atıyorum bana şu sorular geldiği zaman cevap veremiyorum. Mesela örnek veriyorum, ben mesela yemek konusunda çok ilgili değilimdir. Yani Türkçesinde de çok bilmem, yani hani sebzelerin, meyvelerin böyle farklı farklı isimlerini falan ben hala karıştırıyorum mesela bazılarını. Ben bunları mesela aynı şekilde İngilizce'de de öğrenemedim. Yani İngilizce'de benim mesela bu yemeklerle alakalı işte tuzlu, yağlı, acılı vesaire vesaire bunları ben bir türlü şey yapamıyorum, öğrenemiyorum. Neden? Çünkü benim ilgi alanım değil. Bu konu hakkında hiç konuşmuyorum. Mesela bana bir ödev verseler, deseler ki şu çorbanın hazırlanışını anlat, bize sunumunu yap deseler, ben orada onu öğreneceğim otomatik olarak. Yani o yüzden arkadaşlar aktif bir şekilde öğrenmeniz lazım. Bir şeyi araştırıp onları öğrenip, kavramları öğrenip onları sunuma dökmeyi, onları insanlara anlatabilmeyi becerebilmeniz lazım. Bir şekilde size gelen soruyu cevaplama, gelen soruyu cevaplama, verilen ödevi yapma ama bu ödevler açık uçlu olmalı. Yani size alan bırakılmalı. Yani atıyorum kitaptaki iki tane şey arasında şunu mu düşünüyorsun, bunu mu düşünüyorsun etkinliği yerine
şu konu hakkındaki görüşlerinizi yazın şeklinde açık uçlu bir soru gelmeli yani. Mesela atıyorum kendi alanınızda bir şeyi seçip o alan hakkında bir öneri sunabilmelisiniz. Onun dışında bana İngilizceyi en hızlı öğreten şeylerden bir tanesi de yabancı insanlarla konuşmak oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de artık çok fazla yabancı öğrenci var biliyorum. Ortaokulda, lisede çok fazla denk gelemeyebilirsiniz ama üniversitelerde çok fazla farklı ülkelerden, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan çok farklı ülkelerden öğrenciler geliyor arkadaşlar. Türkçe bilmeyen öğrenciler geliyor. Özellikle üniversitelerdeki İngilizce bölümlerde bu tarz öğrencileri bulabilirsiniz. Onlarla gerçekten çok samimi olmasanız bile konuşmaya çalışın, onlara bir şeyler anlatmaya çalışın, onları anlamaya çalışın, kültürlerini anlamaya çalışın, onlara Türkiye'yi, Türk kültürünü, Türkçe'yi anlatmaya çalışın. Hatta benim çok faydalı bulduğum bir yöntem arkadaşlar, böyle Türkçe öğrenmeye çalışan insanları bulmak. Yani atıyorum bir yabancı öğrenci Türkiye'ye gelmiştir, okuyordur, Türkçe öğrenmeye çalışıyordur. Onlara yardım edin mesela. Türkçe'de biz bunu böyle diyoruz. Bunların hepsini siz onlara İngilizce olarak anlatırken otomatik olarak siz de İngilizcenizi geliştirmiş oluyorsunuz. Hem de İngilizce Türkçe arası, Türkçe İngilizce arası çeviri yapma şansınız oluyor ve çeviri yeteneğinizi geliştiriyorsunuz ki bu da çok önemlidir arkadaşlar. Dili öğrenme konusunda, kıyaslama konusunda, neyi nerede kullanacağınızı bilme konusunda sürekli çeviri yapmak çok önemlidir. Yani bir dil öğreniyorsanız arkadaşlar kesinlikle çeviri uygulamaları telefonunuzda en önde olmalı. Çeviri uygulamaları sürekli kullandığınız uygulamalar olmalı. DeepL diye bir çeviri uygulaması var. Çok beğeniyorum, çok tavsiye ediyorum. Onu kullanabilirsiniz. Onun dışında Google Translate, Yandex Translate gibi şeyler kullanabilirsiniz. Onun dışında bir de Almanca için Pons diye bir uygulama var arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum arkadaşlar. Mesela gün içerisinde kafanızda düşünceler var, fikirler var. Kafanızda ilk olarak bu cümle Türkçe olarak oluşuyor. Öncelikle düşünüyorsunuz, ben bunu İngilizce'de nasıl ifade ederim veya Almanca'da nasıl ifade ederim? Öncelikle bunu düşünüyorsunuz. Yapamıyorsanız hemen çeviriye bakıyorsunuz. Çeviriden önce bir baktınız. Çevirdeki şeylerin de hepsi tabii ki doğru çıkmayabiliyor. Ondan sonra bu bulduğunuz, çeviride bulduğunuz şeyi internette aratıyorsunuz. Google'da aratıyorsunuz. Orada Almanca yazılan kaynaklarda mesela bunları bulabiliyor musunuz? Bu cümlelerin aynılarını orada bulabiliyor musunuz? Eğer bulabiliyorsanız bu büyük ihtimalle dil bilgisi olarak doğru demektir arkadaşlar. Onun dışında tabii ki bunların tartışmaları da var. Yani şöyle mi yazsak, böyle mi yazsak? Mesela internete bunu yazabilirsiniz İngilizce olarak veya Almanca olarak. Yani what is the difference between this and that gibi. Yani şununla bunun arasındaki fark ne? Bunu nerede kullanabilirim? Şunu nerede kullanabilirim gibi bu şekilde sürekli araştırma yapabilirsiniz. Yani sürekli aktif olmanız lazım. Kafanızda bir düşünce olduğu zaman diyeceksiniz ki ben bunu İngilizceye nasıl çeviririm? Ya da Türkçe'de şöyle bir kavram var, bunu İngilizce'de nasıl anlatırız? Yani sürekli bu şekilde aktif bir şekilde dili kullanmanız lazım. Onun dışında yabancı öğrencilerle konuşabiliyorsanız yabancı öğrencilerle sürekli konuşmanız lazım. Onu yapamıyorsanız internette sürekli yabancı dilde içerikler tüketmeniz, onları okumanız, izlemeniz, takip etmeniz lazım. Onun dışında tabii ki internetten birçok arkadaş edinebilirsiniz. İşte Türkiye'ye ilgisi olan, Türkiye'ye merak duyan insanları bulup onlarla konuşabilirsiniz. Onlara kendi bildiğiniz şeyleri, ülkenizle alakalı şeyleri anlatabilirsiniz. Yani bence burada en önemli nokta bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri sunmak. Yani bir konu seçiyorsunuz, onu anlatıyorsunuz. Yani neyi bilebilirsiniz? Mesela Türkiye'de yaşayan bir insansanız Türkiye'yi bilebilirsiniz değil mi? Yani Türkiye'deki gelenekleri anlatabilirsiniz. Türkiye'deki toplum yapısını anlatabilirsiniz. Türkiye'deki toplum yapısını anlatabilirsiniz. Türkiye'deki siyasi durumu anlatabilirsiniz. Yani yavaş yavaş. Tabii ki ilk başta dile yeni girmiş birisinin politika konuşması, siyaset konuşması mümkün değildir. İlk başta tabii ki sen atıyorum kendini anlatırsın. Atıyorum işte Türkiye şu yılda kurulmuştur. Türkiye atıyorum Asya'da ve Avrupa'da olan bir ülkedir. Türkiye'nin şöyle şöyle bir iklimi vardır falan filan. Yani bunları mesela internetten bakıp bir şekilde yazabilirsiniz. Örnek veriyorum, çok basit bir örnek. Başka bir hobin varsa, bir mesleğin varsa bununla ilgili terimleri, kavramları kesinlikle öğrenmelisin. Çünkü zaten mesleğin senin günlük olarak yaptığın bir şey ve bunu anlatman lazım. Onun dışında tabii ki öğrencilikle alakalı, okul sistemleriyle alakalı, ülkeler arasındaki farklarla alakalı bir şeyler yazabilirsin. Farklı ülkeleri gezdiysen bununla alakalı bir şeyler yazabilirsin. Yani yazmaya çalışın arkadaşlar. Yazın, konuşun, yazın, konuşun. Dinleyin, cevap verin, dinleyin, cevap verin. Bu bir aktivite haline gelmeli. Bu böyle kitaptan öğreneyim, şu kalıpları ezberleyeyim, sınavı geçeyim şeklinde olmamalı. Zaten biliyorsunuz sınavlara insanların çoğu bunları çalışarak, bunları ezberleyerek giriyor ve geçiyorlar. Ama ondan sonra ne oluyor? İngilizce konuşamıyorlar. Neden? Çünkü İngilizceyi günlük hayatlarından bir parçası haline getirmemişler. Günlük hayatlarında İngilizceye ihtiyaç duydukları hiçbir alan yok. Yani bir kişi hiçbir yabancı arkadaşı yoksa, hiçbir Türkçe bilmeyen arkadaşı yoksa neden İngilizce konuşsun ki? Konuşmaz. Sen de konuşmazsın, tembelleşirsin. Yani muhakkak ki sizin kendi dilinizi bilmeyen insanlarla iletişime geçin, onlara bir şeyler anlatın. Mesela bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Güney Amerikalı insanların
Türkiye'ye merakı çok fazla. Neden? Çünkü oralarda Türk dizileri çok fazla izleniyor. Mesela siz bu şekilde Güney Amerika'da yaşayan insanları bulup onlara Türk dizileri hakkında bir şeyler anlatabilirsiniz. Mesela bunu İngilizce de yapabilirsiniz çünkü onlar da İngilizce biliyorlar. İspanyolca da yapabilirsiniz İspanyolca öğreniyorsanız. Aynı şekilde iki dilinizi bir arada da geliştirebilirsiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar dili günlük hayatınızın bir parçası haline getirin. Dili kolunuz bacağınız gibi her gün kullanmanız gereken bir şey haline getirin. Yani siz dersten çıktığınızda yine o dili kullanmanız gereksin. Dersten çıktığınızda yine öğrendiğiniz şeyleri farkında olmadan kullandığınızı fark edeceksiniz. Ama siz sadece o derste öğrenip ondan sonra kitabı kapatıp veya işte öğe geldikten sonra sadece ödevi yapıp kapatırsanız zaten o dili bir şekilde kafanıza, beyninize geçiremezsiniz. Sadece bunu bir matematik olarak, fizik dersi olarak, kimya dersi olarak görmeye başlarsınız. O yüzden arkadaşlar bir dili öğrenmek istiyorsanız bu dille gerçekten yatıp kalkmanız lazım. Bu dili her yerinize nüfuz ettirmeniz lazım. Yani kulağınıza, gözlerinize, her yerinize yani sürekli bu dili izlemeniz lazım. İşte dizi film tüketmeniz lazım, müzik tüketmeniz lazım, podcast dinlemeniz lazım, haber dinlemeniz lazım. Bu böyle işte ben kitaptan öğrenirim, şu kalıpları ezberleyip sınavı geçerim şeklinde yapılırsa zaten İyi bir sonuç vermez. Yani evet sınavı geçersin, evet istediğin şeye ulaşırsın ama zaten bu dili günlük hayatta konuşamıyorsan zaten bu senin sosyal ortamda sıkıntı yaşamanı sağlar. Yani bu dillerin konuşulduğu ülkelere gittiğinde veya turist olarak yurt dışına gittiğin zaman İngilizceyi konuşamamış olursun. Tabii ki her dilde arkadaşlar günlük konuşulan dil ile resmi dil arasında farklar oluyor. Bunu da tabii ki her dilde öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir ödev yaparken sokak dili kullanmamanız gerekiyor veya sokakta çok fazla insanların garipseyeceği kadar böyle resmi konuşmamanız gerekiyor. Bunları da tabii ki kullanarak, deneyerek öğrenebilirsiniz. Hata yapmadan olmaz. Yani videoyu tekrardan özet geçiyorum arkadaşlar. Bir dil öğreniyorsanız o dil sizin kolunuz bacağınız olmalı. Her gün kullanmanız gereken bir şey olmalı, bu bir. İki, hata yapmaktan korkmamalısınız. Sürekli bir şeyler denemelisiniz. Sürekli tenis oynamalısınız. Yani size bir soru geliyor, cevap. Soru geliyor, cevap. Soru geliyor, cevap. Yani sürekli beyninizde bir hareketlenme olmalı. Bunu nasıl söylerim? Bu nasıl denir? Bunu bir araştırayım bakalım. Bunu bir bulayım bakalım. Yani insanların yapmadığı şey bu. Yani maalesef Türkiye'deki insanların yapmadığı şey bu. Bir şeyi araştırmak. Gerçekten bir şeyi araştırmayı hiç sevmiyoruz. Kitap okumayı hiç sevmiyoruz. Bir konuyu merak edip onu öğrenmeye çalışmıyoruz. Sadece sınavı geçmeye bakıyoruz ve o yüzden zaten dil öğrenemiyoruz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu dediklerimi yerine getirirseniz gerçekten çok hızlı bir şekilde konuşmanızı, dinlemenizi, anlamanızı geliştirirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.